Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Özledim onu. Ben de özledim vallahi. Alıştık birbirimizi görmeye. Biz stüdyonun dışında da görüşüyoruz çünkü Binur Hanım'la. Çok seviyorum. Enerjisini çok seviyorum. Sohbetini çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Yaptığı işleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şöyle başlayalım mı bugün? Spiritüel ne demek? Çok fazla duyuyoruz. Evet. Çünkü aslında, başlık olarak da bir spiritüel danışman dedik. Ne ifade ediyor? Kesinlikle. Yani kelime anlamı tam olarak halk arasında çok bilinen bir kelime olmadığı için aslında bunu açıklamak gerekiyor. Hı-hı. Ne anlama geldiğini. Spiritüellik bir kere derin ruh hali, derin ruhsal olgunluk demektir. İçinde sevgi, merhamet, hoşgörü, bağışlama duygularını karşılıksız ve koşulsuz veren insanların takip ettiği bir yolculuktur. Bir yolculuk aslında. Eskiden çile evlerinde çile çekilerek Mevlana döneminde doğru. acılarla sınavlar sonucu bu tekamül ve bilgeliğe ulaşılırmış. Ama artık çağımız değişti. Hı hı. Hemen hemen her şey elimizin altında bilgisayar çağındayız. Bazı türbelerde o çilehaneler hatta duruyor. Evet, yani ziyarete evet. de açılıyor kimi evet. zaman. Evet ne kadar önemli yerlermiş. İnsanlar bunlarla ilgili çok çeşitli spiritüel kaynaklar okuyorlar. Ve bununla ilgili gerçekten ihtiyacı olan insanlar hı hı. bunun farkındalar ve yaşamına bunu alıp bir yaşam sanatı geliştirebiliyorlar. Gerçekten aslında bu bir yaşam sanatı. Yani içinde huzuru, içinde dengeyi, içinde mutlu olmayı, yaşam alanında kimler varsa onlarla uyum içinde, ahenk içinde olmayı, öz değeri, öz saygıyı, karşılıksız koşulsuz saygıyı verebilmeyi içeren bir yaşam sanatıdır. Bunu öğrenen insanlar yaşamlarında gerçekten başarıyı, bolluğu, bereketi, yükselişi, mutlu ve huzurlu olmayı keşfediyorlar. Hı hı. Ama maalesef biz bunları böyle anlatı anlatı insanlara bilgilendirmeye çalışıyoruz. Birçok uzak doğu ülkesinde özellikle Japonya'da okullarda bu eğitime ek olarak bir ders olarak konuluyor. Daha doğrusu ilkokul öncesi ilk iki yıl çocukların birlikte uyum ve ahenk içerisinde şükran duygularıyla birbirlerine uyumlu yaşamaları öğretiliyor. Saygı çerçevesi içerisinde son derece sakin, mesela oralarda kavga etmek, tartışmak, yüksek sesle konuşmak bile bir cahilliğin, eğitimsizliğin belirtisi. Öfke kontrolü çok kesinlikle önemli oralarda. Kesinlikle sükunet ve denge. Hı-hı. Yaşam aslında kattığı şey sükunet ve denge. İçsel huzur. İçinde huzurlu olmayan hiçbir spiritüel danışman çok fazla bilgi ve bununla ilgili kaynak okuyabilir. Bilgilenebilir ama bilinçlenmek farklı bir şeydir. Bu bir bilinç boyutudur. O zaman şunu anlamamız lazım aslında. Bir spiritüel danışmana başvuruyorsak önce kendi ruhunun dingin olduğunu gözlemleyin diye aslında bize bir tiyo veriyorsunuz evet, anladığım kadarıyla değil kesinlikle. Mi? Kendi iç huzurunu bulamamış biri kendi huzursuzluğuyla size zaten bir huzur aktaramaz aslında burada herhalde önemli çok altını haklısın. Çizmemiz gereken nasıl bir şey. Nasıl doktora giderken doktorun ünvanlarını değil de hı-hı. onun referanslarına dikkate alıyorsak çok kendi yaşamında bunu deneyimlemiş gerçekten dingin, huzurlu, kendi yaşamında o sınavları yaşamış. Hı-hı. Gerekirse acılar, gerekirse üzüntüler, bir takım yolculuk içerisinde kendini geliştirmiş, olgunlaştırmış bir danışman. Enerjisinden çekinmeyin ve teslim olun derim ona. Evet, çok önemli bir şey. Şimdi buranın altına lütfen birlikte çizelim. Çünkü enerjinizi teslim ettiğiniz, yani o enerji alışverişine izin verdiğiniz an çok önemli değil mi? Çünkü bilinçaltını kodlama yaptığımız zaman bilinçaltı hop absorbe ediyor ve artık bundan sonraki deneyimleriniz aldığınız o şeylerle de biraz devam ediyor bildiğim kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle. Bugün özellikle bizim ülkemizde hani eğitimi alınırsa destek olarak okullarda bu yaşam sanatı öğretilirse düşüncemin altında yatan şu gerçekten toplum yani anne döneminde, çocukluk döneminde bir takım bilinçaltı kayıtları oluşuyor ama iyi olmaya, uyum ve ahenk içerisinde, iyi ilişkiler içerisinde olmaya ciddi anlamda ihtiyacı bulunan bir süreçten geçiyor. Stres, mutsuzluk, aile içi şiddet, o kadar çok duymaya başladık ki kadına şiddet, hele özellikle ne kadar çok dillendiriliyorsa bu medya yoluyla, basın yoluyla daha çok enerjisi pekişmeye başlıyor. Gerçekten çok önemli bir şey. İnsanların aklına özellikle yapamayacak veya aklında olmayan insanlara bu durumda, bu noktada, bu boyutta dengesi olmayan insanların aklına sokuyor oluyoruz. Ne kadar çok duymaya başladık farkında mısın? Yani nasıl? Evet. Aslında ben özellikle mesela Emine Bulut olayından sonra hiç
onu yapan kişinin adını bile anlamak istemiyorum. Resmini falan paylaşmamaya dikkat ettim özellikle. Sırf bu bahsettiğiniz şey yüzünden. Yani benim sosyal medyada onun enerjisi var olsun istemedim mesela. Çok haklısın, çok iyi yaptın. Ben paylaştım ama erkeklerden çok tepki aldım. Amacım kötü yetiştirilmiş erkek kadın olayı değil. Bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Biz çocuklarımızı gerçekten aile içerisinde sevgiyle değerli olduklarını, öz değeri öğretmiş olursak eğer, bu yaşam içerisinde çocuklarımızın daha ileriki yaşamlarında yaşamlarına girecek kız arkadaşları, eşleri, çevresinde kimler varsa şiddete kesinlikle izin vermeyecek bir ruh hali geliştirmiş olabiliriz. Şiddet zaten yani psikoterapide özellikle Freud'a göre doğuştan getirilen bir saldırganlık içgüdüsünün dışa etkisi. Eğer içe yönelik olursa farklı etkiler yapabiliyor, mazoistlik gibi, ama dışa olduğunda da kendinden daha zayıf ve savunmasız insanlara şiddet olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki gerçekten bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kadınlarımızı özellikle. Neden kadınları? Çünkü kadınlar tasarım olarak çok, biz gerçekten mükemmel tasarımda insanlarız. Hepimiz, ama erkeklerden bir farkımız var. Artık duygusal, erkekler bunu kabul ediyor. Kesinlikle. Belki fiziksel olarak erkekler gibi güçlü olamayabiliriz ama Yaradan'ın bize bahşettiği çok olumlu özellikler var. Bizim ruhsal zekamız, bizim duygusal zekamız, bilişim, IQ zekamız bile gerçekten bu konuda inanılmaz bir tasarımda ve donanımda. Yani evrende iki kar tanesi bile birbirinin aynısı değilken, bizim parmak izlerimiz aynı değilken, biz kadın olarak ve erkek olarak aynı değiliz. Bu farkın bir farkına varalım ve sevgiyle. Potansiyelimiz aslında, değil mi, açığa kesinlikle çıkaralım. Yani bunu kabul edelim. Sevgiyle, merhametle, hoşgörüyle düzeltilemeyecek hiçbir erkek olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa tabii ki hani bir yardım alması gerekiyor profesyonel tabii anlamda. Ama atalarımızdan kalan bir söz, yani yılan tatlı dille deliğinden çıkar. Biz iyi olalım. Eğer birinin akıllı olması gerekiyorsa o bizsek, lütfen sahiplenelim. Çocuklarımızı doğru yetiştirelim. Sevgiyle, hoşgörüyle ve değer vererek, öz değerin ne olduğunu öğreterek. Kediye, köpeğe, hayvana, kadına, doğaya, varoluşa saygıyı öğretmemiz gerekiyor. Çünkü sadece bizimle sınırlı değil, yarınlarımız var. Bizim yetiştirdiklerimiz, çocuklarımız yarının yetişkinleri olacak. Ve bunlar hepsine bizim kattığımız, çorbaya kattığımız tuzun sonucu oluyor. Ne katarsak önümüze o geliyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Bir de bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Biraz çok şiddet içerikli konuyu konuşuyorum ama içselleştirilmiş, sanki normalleştirilmiş. Aslında bizim kıramadığımız, yıkamadığımız şey bu. Çocukken erkek adam döver, erkek kuvvetlidir. İşte kadın demek sesini keser, oturur. Kadınların da bir içselleştirdiği, normalleştirdiği bir algı var. Kocamdır, hem döver, hem sever. Biz buna böyle baktığımız sürece bu erkekleri gerçekten erkeklerdeki bu saldırganlık duygusunun tamamen pekiştirmiş, yani güçlendirmiş oluyoruz. Evet, şimdi buradan başka bir noktaya geçeceğim. İnsanların hayatındaki kısır döngüler, işte hani bizim toplumumuzdaki bu kısır döngü belki bu şiddetleri de arttırıyor dedik. Bu bağlamda şu soruyu sormak istiyorum. Bazı kişilerin hayatlarında kıramadıkları bir zincir oluyor. İşte başlarına kötü şeyler gelmeye başlıyor. Ne iş yapsalar bir türlü yetenekli ve bu konuda kompeten olmalarına rağmen olmaları gereken yere gelemiyorlar. İlişkilerinde bir takım bozukluklar oluyor. Eminim şu anda bizi izleyen nice izleyicimiz bu ringi, bu daireyi hayatında, bu çemberin içinde boğuşup duruyor. Bu zinciri kırmak mümkün mü? Neresinden başlamak kesinlikle lazım? Yani uyguladığınız teknikler mesela bu zinciri kırmaya el veriyor mu? Kesinlikle. Özellikle dört temel duygu, yani çocukluk yıllarından yüklenen, bilinçaltından, hatta geçmiş karmik bağlardan, anne baba atalardan geçen, genlerle geçen geçmiş karmik kadersel bağlar var. Bunlarla beraber geçen dört temel duyguyu bir kere çıkarmamız gerekiyor yaşantımızdan. O duyguların iyileştirilebiliyor. Bilinçaltı temiz ile, bilinçaltı kodlamayla, hatta inisiyasyonla. Biraz sonra inisiyasyonu da anlatacağım. Evet, aynen, konuyu olduğunu oraya getireceğim. Evet, kelime anlamını çok insanlar bilmiyor. Özellikle mesela kırılmak, gücenmek, darılmak duygusu ciddi anlamda bedene, ruha zarar veren bir duygu. Evet. Ve içten içe insanı yiyip bitiren ve arkası kansere kadar, hücre bozulması ve rezonansın bozulması kansere kadar giden bir duygu. Affetmek,
hoş görmek. Yani öncelikle kendini affetmek. Çünkü iki kişilik bir erdemdir. Kendini affedeceksin. Sana geçmişte ne yapıldıysa yapıldı. Onlar geçmişte kaldı. Artık yarını yaşamak istiyorsan ve yarını iyi yaşamak istiyorsan, bundan sonraki yıllarını muhteşem geçirmek istiyorsan bugün başlamalısın. Geçmişte olan oldu. Onu diyeceğim. Affetmekte direniyor insanlar. Çünkü kendine yapılmış çok büyük bir haksızlık var ve ben bunu nasıl affederim diyor. Aslında affedilen orada karşı taraf değil, değil mi? Kesinlikle. Affetmek demek o kişiyi haklı bulmak demek değildir. Onun yaptığı hatalara karşı boyun bükmek demek değildir. Onunla yeniden görüşmek demek değildir. Affetmek kinin, nefretin, öfkenin hapishanesinden kendini kurtarmak, aslında kendini özgürleştirmek demektir. Sırtında taşıdığın o çuvalları artık taşımaktan vazgeçip bırakmak demektir. Yani kendini özgürleştirmek demektir. Affetmede benim danışanlarım da çok düşünüyorlar. Ben yok, hayır, asla asla ben düşünmüyorum çünkü bana çok şeyler yaptı. Kendinle beraber her yere bunu götürüyorsun diyorum. Yaşam alanında sürekli sen bununla beraber yaşıyorsun. Sen bunları göndermediğin sürece yaşamına doğru insanlar gelmez. Biliyorsun, evren boşluğu sevmez. Kapat defterleri. Bundan sonraki yarınların iyi geçsin. Neden kendinle beraber bedava kiracıları zihninde taşıyorsun? Ne güzel bir söylem. Artık evet, bunu hakikaten bırak. Affedemediklerimiz bedava yerleşmiş kiracılar üzerimizde. Affetmezsek ve göndermezsek biz yerine daha doğru ilişkiler yaşamımıza çekemeyiz. Önce bunu kırmamız gerekiyor. Bir diğer duygu eleştirmek, yargılamak, birilerini eleştirmek, kendini eleştirmek, sürekli kendini ezmek, kendini ertelemek, dışarıdan beklenen sen olmaya çalışırken asıl kendine gereken değeri, özeni göstermemek, değerli olduğunun farkına varmamak. Bütün bu duygu da aslında çok ciddi anlamda kilo alımına da neden oluyor. Mesela insanlar diyet yaparlar, bir süre sonra tekrar bıraktıklarında kilo almaya başlarlar. Zihinde bu duyguyu kırmak gerekiyor. Ve özellikle eleştirmekle beraber romatizma birçok hastalığın altında yatan nedenlerden bir tanesi bu, eleştirmek ve yargılamak. Diğer duygu suçluluk duygusu. Suçluluk da aynı şekilde. Dördüncü duygu öfke. Öfke, gerginlik, işte bu şiddet patlamalarına eğer patlarsa şiddete dönüşen saldırganlık içgüdüleri. Bunları kırdığımızda, bunları değiştirip dönüştürdüğümüzde yaşam gerçekten son derece muhteşem. Bu yaşama gelmek zaten bir mucize. Milyarlarca ruhun içerisinden bedenleşerek geliyoruz ve bu yaşam bize bir hediye olarak sunuluyor. Ve bu yaşamı zaten sınırlı bir süre. Aynen, bu süreyi ziyan etmenin kesinlikle her şeyin bekçisiyiz. Şu beden bedenlerimiz bile birer kiralık konak aslında. Bizler göründüğümüz bedenlerden ibaret değiliz. Aslında bizler spiritüel varlıklarız. Yani kelime anlamıyla kozmik enerjilerden oluşuyoruz. Bedenimizin dışında katmanlar var. Önce ruhsal katman. Evet, ruhlar bir, bunu da görüntülüyorlar kesinlikle yani. Kesinlikle bunlar krilyan fotoğraf makinelerinde görmek mümkün. Bir koza gibi düşün. En dışta ruhsal katımız var. Aslında ruhsal kattan çok temiz enerjiler bize gelir. Bir altında zihinsel beden var. Ne oluyorsa bu zihinsel bedende oluyor. Zihnimiz, işte bilinçaltımız ve bize öğretilenler. Zihinsel olarak iyi değilsek, yani zihnimiz olumsuz anlamlar yüklüyorsa ve biz buna olumsuz katıyorsak, o enerji, iyi enerji değişiyor, dönüşüyor ve bir alt katmandaki duygulara geçiyor ve bizim duygularımızı bozuyor. Bizim duygularımız bozulduğunda biz kendimizi kötü hissediyoruz. Bir alt katman eterik ve tüm enerji döngülerinin olduğu ve organları etkileyen katman zaten bozuluyor ve hastalık başlıyor. Zaten o ruh yıkımı yaşadığınızda bütün kötü şeyler de sizin mıknatıs gibi gerçekten geliyor. Eğer orada kalırsan, onu geçiştirmezsen, onu atacak o olumlu enerji. Çünkü yaşamda kötü şeyler olacak. Kötü insanlar olacak. Onlar bizim en iyi öğretmenlerimiz. Gerçekten onlar bizim gelişimimiz, farkındalığımız, yaşamda iyi olmayı görmemiz ve seçmemiz için belki de bizim öğretmenlerimiz. Öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenip teşekkür edip yolumuza bakacağız, önümüze bakacağız. Eğer biz orayla çok fazla haşır neşir ve meşgul olursak orada debeleniriz ve o sorun giderek büyür. Dalga büyür. Neye takılırsak onu büyütürüz. Onu büyütürüz. Çok önemli. İyi şeylere takılalım, iyi şeyler düşünelim. Bu bizim elimizde. Aslında o kadar kolay ki, gerçekten mutlu olmak çok kolay. Huzurlu bir yaşam çok kolay. Sağlıklı olabilmek çok kolay. Genç kalabilmek çok kolay. İnsanlara sevgi enerjisi verdiğin zaman, alma verme dengesi diyoruz ama önce vermek gerekiyor. Sevilmek istiyorsan sevgini vereceksin. Anlaşılmak istiyorsan anlayacaksın.
hoşgörüyü, merhameti, bağışlamayı, affetmeyi yaşamımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Çok önemli. İnsiyle konuşalım mı biraz? Tabii ki, tabii ki. Süremiz böyle tamam. Çok ekonomik kullanalım. Çünkü peki, çok tamam. Gerçekten çok ilgimi çeken konular bunlar. Hayatımda çok olumlu peki, sonuçları olan konular olduğu için izleyicilerimizle de çoğunu paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle doğru enerjide, transandantal ruhun enerjisine sahip, ilahi kaynaktan gelen enerjiye olan bir spiritüel danışman gerekiyor bunun için. Çünkü evrende o kadar çok enerji var ki birçoğunun ne olduğunu insanlar bile bilmiyor. Biyoenerji diye bahsediyoruz. Doğuştan bazı insanlarda var ama bu topraktan gelen bir enerjidir. Yani yaşam enerjisidir ve bu çalışmalarda ağrı alabilirsiniz, kanama durdursunuz ama 3-4 seanstan sonra o insanın kötü enerjisini alırsınız. Sizin gardınız düşer ve siz düşersiniz. Ama bu bahsettiğim insiyede yüklenen enerji tamamen saf yaradanın enerjisi. Ben sufi ve tasavvuf yöntemiyle bunu yapıyorum. Esmalar da kullanıyorum. Belli Allah'ın isimlerini kullanıyorum. El Kudüs, El Muhyi, can veren, tıkanıklıkları açan, El Hay, hayat veren, El Kavi, kaynağın başlangıcı. Çünkü onların da belli bir enerjisi var. Mutlaka. Bildiğim bütün yöntemleri sentezleyerek bir yöntemle 2 gün temizliyorum. Master eğer 1000'den daha az bir uyumlama yapmışsa, inisiyasyon yapmışsa 4 gün temizlemeli. Öyle bir kural var. Eğer daha yüksek bu uyumlama sayısı varsa, ne kadar çok insanla çalışıyorsanız o kadar çok enerjiniz artıyor. Bu inisiyasyon sayısı ne kadar çoksa 2 gün, ben 2 gün yapıyorum. 2 gün önce bir temizliyorum. İnisiyasyon temizleme mi demek değil, yani? Değil. O bir balık vermektir. İnisiyasyon balık tutmayı öğretmektir. Kelime anlamıyla şöyle. O kişinin yaşamında bu temizliği kalıcı kılmak için bir nefes yöntemidir. 2 gün temizlikten sonra, yani önce bedenini temizliyorum. Çakralarını, aura kanallarını, aura sizi çekici kılan, sizin şansınız, sizin korunma manyetik alanınızdır. Kötü enerjilerden korur, sizi sevimli kılar. Birçok anlamda çekici kılar. Karizmatik bir enerjidir o. Aurayı temizliyorum. Sonra zihin temizliği. Sonra bilinçaltı temizliği. Bilinçaltı kodlama. 5-6 şey yapıyorum. Kişi mükemmel. Bu benim hayatımda ne kadar kalacak diyor. Bu kalacak kısmını hediye ediyorum. Bundan bir bedel almıyorum. Çünkü bu yaradanın bir enerjisi. Doğru. Ona aktardığımda nefesle taç çakradan yüklenen bir enerjidir ve o enerji ellerinizden ve ayaklarınızdan çıkmaya başlar. Bir tohumdur, yani size sanki yüklenen bir aşı gibidir. Bedeninizde değişip dönüşmesi tam 21 gün alıyor. Bazı şeylerin tam sizin yaşamınıza oturması 21 gün. Evet, onu artık biliyorsunuz. Alıştık o kelimeye. Siz değişmeye başlıyorsunuz. Sanki sizi bir türbülans gibi çeviriyor. Size iyi gelmeyen yiyecekler, nesneler, insanlar, duygular, kaygılar. Hayattan gidiyor mu o sırada, temizleniyor? Kesinlikle bir mucize ve ben şükürler olsun Yaradan'a ben bununla tanıştığım için. Gerçekten nefes almamız bile bir mucize. Rabbim o kadar bunu bildiğim, öğrendiğim için Yaradan'a çok şükrediyorum. Ve insanlara bunu aktarma fırsatı bana bu yaşamda hala elim kolum tutuyorken, hala zihnim çalışıyorken bu yardımı yapabiliyor olmak beni çok mutlu eder. Zaten ilmi aktarmak da kesinlikle, ibadetlerin en büyüğü. Onu hediye ediyorum. Diyorum ki tamam, artık bana gelmene gerek yok. Bana kahveye gel, çaya gel. Bununla ilgili bilgiler almaya gel. Ya nasıl olursan diyor, sendeki şeyi aktarıyorsun, senin bu sanatın. Dünyada milyarlarca buna ihtiyacı olan insan var. Yani bir iki kişiyle bununla uğraşmak yerine daha fazla insana yapıyorum ki onlar da birilerine yapsın. Aktarsınlar. Böyle böyle evren düzelsin. Önce kendimi düzeltiyorum. Sonra başkalarına bu düzeltmeyi aktarıyorum. Onlar da etraflarını düzelsin. Böylece evren düzelsin. Böylece insanlık düzelsin. Yani bizim amacımız bu. Bizim bu evrene gelişimizin bir nedeni var. Hiç kimse boş yere gelmedi. Nedensiz ve sebepsiz gelmedi. Neden geldiğimizi bulmak, çözmek ve bununla ilgili doğru insan, doğru insan nasıl? Yani merhametli, sevgili, iyi niyetli, kalbinde kin, fesat, dedikodu, haset, o ne demiş, bu ne demiş, onun da hakkından geleyim duygularını bırakan insandır. Farkında olan insandır. Birazcık da spiritüellik de budur aslında yani. Evet, zaten hep şöyle de denir ya, kimi kınarsanız, neyi kınarsanız, neyi eleştirirseniz. Ben mesela çok onu yaşarım. Hani büyük eleştiriler olmasa bile kınadığım, eleştirdiğim şey çok çabuk kendimde yaşarım. O zaman da derim ki bak Nilüfer, sen bunu hak ettin. Yani bunu hemen dönüştürmen gerekir diye. Gerçekten bazen minicik yaptığımız işte dedikodu, hani gerçek bile olsa hiçbir önemi yok. O negatifi konuşmak gerçekten size bir aynalama yöntemiyle yansıyor. Yani en azından ben kendim bunu yaşıyorum. Rabbime de şükürler olsun. Hani farkına varıyorum. Ne güzel. Bu yüzden olduğunun sebebini buluyorum aslında. Senin bunun hiç sıradan olmadığını biliyorum ben de. Kalbimizdeki yakınlık, sinerji de buradan çok kaynaklanıyor. Gerçekten aslında senin karşına çıkan o eleştirdiğin, yargıladığın,
o nefret ettiğin ya da beğenmediğin şey sende olandır. Senin farkında olmadığın diğer yanındır, yansımadır. O aslında belki de bir mesajdır ve görmen gereken şeyi görüp bununla ilgili düzeltmen gereken yanını düzeltmek için bir mesaj olarak algılayabilirsin. Yönetmenim de bu müziği verdi. Diyor ki reklam geldiğinin de farkında varım. Vardık sevgili yönetmenim. Kısacık araya gidiyoruz. Kıldan ince. Evet, konuştuklarımızı şöyle bir içselleştirelim. Biraz sonra yeniden buradayız. Konuşacaklarımız var, bekliyoruz efendim. Evet, Binder Duman'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu çok merak ediyorum. İnisiyasyondan, doğru söyledim değil mi? Doğru. Yaptığınız çalışmalardan sonra danışanlarda ne gibi değişiklikler oluyor? Mutlaka takibini de yapıyor, gözlemliyorsunuzdur. Evet, en önemlisi bu çünkü. Kesinlikle 21 gün birebir takibimi yapıyorum. Arkasından daha sonra devam ediyor yaşam içerisinde yolculuğu. Çünkü bu bir yolculuk. Bu enerjiyi yükledikten sonra gerçekten dedim ya, bir tohum gibi bedendeki tüm kronik hastalıklar yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Bedensel gardı yükseliyor. Aynı zamanda ruhsal olarak daha huzurlu, daha sakin, daha dengede, öfke kontrolü. Asla demin konuştuğumuz o şiddet mi de imkansız zaten öyle şeyler. Çünkü beynin salgıladığı dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin büyük miktarda akmaya başlıyor. Kişi tamamen huzur ve mutlu hissediyor. Birçok hastalık için bedensel gard yükseliyor. Nezle dahi olmuyorsunuz. Söyleyeceğim zaten şey... Zaten demin hocalarımız da onu dedi. Hastalık kadar ona nasıl direndiğin de çok önemli. Söyleyeceğim şey seni çok şaşırtabilir. İnanır mısın? Sivrisinek dahi seni ısırmıyor. Bunu söylediğinde gerçekten danışanlar diyor ki bu yaz beni sivrisinek ısırmadı. Hani duvarlara takarız ya sivrisinek kovucular. Böyle doğru, bir titreşim eğer. Senin bedeninin titreşimi değişiyor. Senin frekansın değişiyor. Bırak böcek sokmayı, sen inanılmaz sağlıklı, anti-aging, gençleşmeye başlıyorsun. Huzurlu, sakin, mutlu, etrafınla, ilişkilerinle uyumlu ve ahenk içinde oluyorsun. O yüzden herkesin yaşamında olması gereken, bilmesi gereken bir öğretidir. Bu hiç de zor değil. Doğru insanlarla yolunuz kesiştiğinde lütfen bunu deneyimleyin. Birçok hastalıklarınızın, endokrin sisteminizin, bedendeki tüm hormonal bezlerin yeniden çalışımı söz konusu. Böylece hastalıkların da kaybolması söz konusu. Stres bitiyor, kaygı bitiyor. Şifa. Evet, en önemli şey tabii ki iyileşme hali. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle ben kapatmak istiyorum. Birlikte kapatalım şu güzel enerjiyle. İnşallah bugün böyle güzel enerjilerimizi ekranın diğer ucundaki izleyicilerimize de aktarabilmişizdir. Evet. Sağlığınız, mutluluğunuz, huzurunuz ve evinizin bereketi her zaman daim olsun ve artsın inşallah. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.